arayışına girdik. Daha doğrusu serada yetişebilecek bir ürün arayışına girdik. Ararken de seraya uygun ejder meyvesini, pitaya'yı bulduk. Ve geçen yıl ilk dikimimizi burada gerçekleştirdik. Görmüş olduğunuz bitkiler bir yaşında ve ikinci, üçüncü ürünü vermeye devam ediyor. Hızlı gelişen, hızlı büyüyen bir bitki. Meyveleri içi kırmızı ve içi beyaz olarak iki çeşit olabiliyor. Mesela bu elimizde görmüş olduğumuz meyve içi beyaz olan bir meyve ama dış kabuğu olarak da ikisinin hemen hemen renkleri kırmızı. Aslında dış kabuğu biraz da dikenli gibi duruyor ama herhangi bir zararı bitkimiz, da yok galiba. Evet, bitkimiz dikenli bir bitki ama meyvesi gayet dikensiz ve yemesi de kolaydır, kesmesi de kolaydır. Çok sağlıklı, sağlık girdileri çok yüksek olan tropikal ender meyvelerden bir tanesi. Ana vatanı Tayland, Myanmar, Endonezya gibi uzak doğu ülkeleri, Güney Amerika ülkelerinde de yetişebiliyor. Peki bunun olgunlaşma evresi galiba hemen yan tarafta. Evet, görmüş olduğunuz bir 15-20 günlük bir çiçek. Bu bir mercimek, bir nohut büyüklüğünde bir domurcuktan başlıyor bu her şey. Daha sonra böyle büyüyor ve daha da uzayarak bir gecelik bir çiçek açıyor. Sadece bir gece. Sabah kapandıktan sonra şu görmüş olduğunuz hale alıyor. Belli bir zaman geçtikten sonra çiçek kısmı yeşil kısımdan ayrılıyor kuruyarak ve büyüyerek 250-300 gram gibi bir şekle geldikten sonra görmüş olduğunuz şu kırmızı olgun pazara hazır şeklini alıyor. Ortalama büyüklüğü nedir bunun peki gramaj bazında? Şimdi 250-300 gramdan tutun 600-700-800 hatta 1 kiloya geçen meyvelerimiz bile mevcut. Ortalama 400-500 gramda kalabiliyor diyebiliriz. Peki bunun pazarlaması nereye gidiyor? Nereden alıyor? Aslında halkımız çok fazla bilmiyor bunu. Evet, ejder meyvesi yurdumuzda yeni yeni tanınan bir meyve. Son 3-5 yıldır tarımı yapılan ama çok yeni yeni pazarlara çıkmaya başladı. Makro center'larda, büyük alışveriş merkezlerinde satılıyor. Hallere veriyoruz, haller otellere veriyor, manalara veriyor gibi değişik pazarlar oluşmaya başladı ve pazar önümüzdeki günlerde Kumucara'da oluşacak. İzleyicilerimiz bunu çok merak ediyor. Evet. Bu elimdeki tutmuş olduğum pitaya meyvesi, bilhassa ejder meyvesi. Fiyatı nedir? Ne söylüyoruz buna? Evet, fiyatlar ortalama büyük boylarda 10 TL, küçük boylarda 5, 6, 4 gibi. Yani piyasası güzel. Üreticiyi şu anda memnun ediyor. Önümüzdeki günlerde inşallah daha bir ekonomik hale gelecek. Daha sıkı, güzel bir pazar olacak. Şu anda biz memnunuz ürettiğimiz meyveden. İzleyicilerim şunu da merak ediyor. Yabancısı olduğu için bu ejder evet. Meyvesine kesim aşaması nasıl oluyor? Hemen şu anda toprağımızda evet. Aslında evet, kesilmiş ham hali var ama. Sosyal medyada en çok sorulan sorulardan bir tanesi bu. Ejder meyvesi nasıl servis edilir? İsterseniz hızlıca sizi bulmuşken onu da gösterelim. Ejder meyvesi bu şekilde önünden ve arkasından kesildikten sonra dikey bir şekilde ikiye bölersiniz. Görmüş olduğunuz gibi kabuğundan çok kolay bir şekilde ejder meyvesi ayrılır. Dilimleyerek. Burada ben aynı zamanda kırmızı evet. Halini de görüyorum. Beyazın evet, haricinde. Evet. Bunlar iki cism olmuş. Evet. İki çeşit pitayamız var. Bir tanesi kırmızı yani içi kırmızı. Bir tanesi de içi beyaz pitaya. Aslında kabuk olarak ikisinin de dış kabuğu kırmızı ve kırmızıya yakın. İşte biri pembemsi, biri kırmızı gibi. Ama içerik olarak görüyorsunuz. Küçük çekirdekleri var. Bazen izleyicilerimiz sosyal medyadan soruyor, bu çekirdekleri çıkaracak mıyız, yiyecek miyiz? Aynı kivinin çekirdekleri gibi yenilebilir, hatta çok faydası olan bir çekirdektir onlar. Kabuğunu soyarken hiç böyle dışarıdan uğraşmanıza gerek yok. Dilimledikten sonra hızlı bir şekilde. Portakal kabuğu gibi. Yani hatta ondan daha da kolay. Çok çok kolay. Yani soyarken bile, yani dilimlerken bile ayrıldığını göreceksiniz. Hani çok kolay, çok basit bir şekilde sunumu, servisi. Ve mutlaka soğuk yemenizi tavsiye ederim. Yani soğuk yenildiği zaman aroması daha da güzelleşiyor. Çok teşekkürler, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Deli Akkısı herhalde Antalya'daydık. Antalya'nın batı ilçesi Kumucadaydık. Normalde bu elimde görmüş olduğunuz ejder meyvesi, pitaya diye bilinen ejder meyvesi Antalya'nın doğu sahillerinde, Alanya ve Gazipaşa'da yetişirken bundan sonrası itibariyle Antalya'nın batı sahillerinde tamamen yetişecek. Gelin ve sözü tekrar merkeze bırakalım.